Değerli katılımcılar, çağrı merkezleri anı yaşar. Karar verecek zaman yok. Onun için hayatlarını modellerler. Uçaktaki acil durumlar gibi. Eğitimleri de bunları anlatır. Eğitim onların hayatta kalma kılavuzu. Çağrı merkezlerinde eğitimin detaylarıyla ilgili olarak Sayın Ahmet Er Yılmaz'ı davet ediyorum. Günaydın. Günaydın Sayın Er Yılmaz, hoş geldiniz. Günaydın. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyisiniz, harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Çok katılımınız için. alıştık ve sanki hep böyleymiş gibi evden bu işi yapmak. Ya yani ne büyük Doğru. lüks bu böyle. Ayağımın da Aynen. uzadı Çok şu şen anda şey yani. düşünüyor herhalde. Değil mi? Harika. Gerçekten. Biz tabii ki sizinle fiziksel olarak bir arada olmak isterdik ama böyle de tabii ki oldukça keyifli yine bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Sizleri bekliyor tüm Evet. katılımcılarımız kıymetli bilgileriniz için. Peki. Şuradan başlayalım o zaman. Önce Begüm Hanım'dan bir küçük isteğim olacak. Böyle kendi başıma kendime baka baka anlatmak çok sıkıcı bir şey. Tamam yapayım gene de ama bence bu işin sohbet şeklinde olması lazım idi. O yüzden de ben bir altlık yapayım. Zamanımın işte %50'den azıcık fazlasını yükleme için kullanayım. Beni bir güzel download edin. Anladıktan sonra başlayın benimle paylaşmaya. O zaman çok daha anlamlı, çok daha benim alıştığım bir eğitim şekli olacak. Çünkü bugün benim anlatacağım şey ciddi ciddi bilgi. Bir defa şuradan başlayayım. Ben bu bilgiye nasıl sahip oldum? Bundan bir zaman önce, çok yakın bir zaman değil bu, benden şu istendi. Takım liderlerimizi yeni seçtik. Hem de az değil, 9 kişi bir anda. Hepsi bu pozisyona yeni başlayacak. Onlar için bir eğitim planlayalım. Böyle bir eğitim yok. En azından o gün için böyle bir şablon yok. Aklıma şu geldi. İstedim bunu. Bana çok bu plan çok çekici geldi. Onlarla yaşamam lazım dedim. Ve günüm onlarla geçmeli dedim. Bir gün değil. Toplam 8 gün sabah ben mesaiye onlarla başladım. Hatta akşam 2 gününde de bu 8 günün ikisinde de akşam vardiya değişiminde çıkmadım. Akşam çıkışım saat 8:30-9'u buldu. İlk günlerde millet şüpheyle bakıyordu. Hatta bir tanesi şey demişti. Ahmet Bey performansımızı mı ölçeceksiniz diye. Son günlere geldiğimizde sabah kahvaltıda millet evden getirdiği poğaçasını paylaşmaya başladı. Çünkü amacım net bir şekilde anlaşıldı. Onların hayatını anlamak ve bundan bir eğitim çıkartmaktı amaç. Öyle enteresan şeyler çıktı ki bunu hiçbir kitap yazmaz. Mesela bir tanesi sevgilisiyle kavga etmiş. O gün gelip takım liderine diyor ki ben çalışacak halde değilim. Ne kadar insani değil mi? Veyahut bir tanesi adet edinmiş moladan birkaç dakika geç geliyor. Buna ne şekilde yaklaşmamız lazım? Ne yapmamız lazım? Önemli mi birkaç dakika? Bakış açısına bağlı tamamen. Bu gibi şeylerin cevaplarını bulduk işte. İsmin de süpervizörlük eğitimi demiştik. Yönetim çok iddia kaçar çünkü böyle bir şey için. Şimdi bir şey daha paylaşayım. Bu da bir altlık olsun. Böyle bir bilginin size ne faydası olacak? Valla bugün benim size anlatacağım şey bir kulis bilgisi aslında. Bir eğitimi tasarlamak için özellikle call center'da çok farklı çünkü. Call center'daki hayat farklı olunca eğitimi de aynı değil. Olmaz öyle. Bütün gün sabahtan akşama kadar başka işletmelerde olduğu gibi bir konuyu anlatmak. O yüzden de eğitim tasarlamanın
püf noktalarını anlatacağım. Çok temelini anlatacağım. Bu iki açıdan faydalı. Bir defa iç eğitmenlik yapacak olan kişiler için hayati bir bilgi bu. Ki en değerlisi de bu bir call center için. İç eğitmenin anlatması. Bir de dinleyen açısından çok bile bile dinlersiniz bir eğitimi. Hatta bunun şık adıyla söyleyeyim, aktif dinlemedir bu. Yani bana bunu şimdi niye söyledi, bunu niye anlatıyorsun, arka planını anlayıp bile bile dinlemek çok daha etkili. Evet, şimdi başlayayım. Bir defa terminolojide, deyimler konusunda anlaşmamız lazım. Size 3 tane şeyin kendi zihnimdeki, kendi anladığım şekilde tanımını yapayım. Düşünce, tutum, davranış. Bunlar ne demek? Bunların hepsi çok somut ve çok tanımlı. Bir daha söyleyeyim, bu yaptığımız şey bir kişisel gelişim eğitimi değil. Biz ciddi ciddi bir eğitim tasarlamanın tekniğini konuşacağız şimdi. Düşünce dediğimiz şey çok net tanımlanmış. Bir insanın hafızasındaki bilginin, bilgi dediğim zaman çok fazla büyütmeyin, faydalı bilgi anlamına gelmiyor. Çöp olan şeyler de bir bilgi. İstiyorsanız data diyeyim. İnsanın hafızasındaki, belleğindeki datanın daha sonra bir daha kullanılmasına düşünmek deniyor. Yani düşünceyi hatta şöyle diyebilirim, bir şey yani akıl oyunu oynayalım azıcık. Bir insan bir şeyin hakkında düşünüyorsa o şey hakkında bir şey biliyor demektir. Farkında olması önemli değil. Farkında olmadan bildiğimiz dünya kadar çok şey var kafamızın içinde. Bunun adına düşünmek deniyor. Bu düşünceye duygu eklendiği zaman, ki duygu bizim vücudumuzun kimyasal bir tepkisi. Vücudun kimyasal tepkisi çok kabaca salgılardan ve hormonlardan oluşuyor. Yani bir insanın vücut kimyasındaki değişiklik onun duygusunun da değişmesine yol açıyor. Ne yazık ki laboratuvarda sadece bir hormon enjekte edip bir hayvanı depresyona sokabiliyorlar deneylerde. Bu bir insan için de geçerli. Bizim vücudumuzun içinde çok fazla değişiklik oluyor. Kıyamet kopuyor vücudumuzun içinde kimyasal anlamda. İşte bu düşünceye eklendiği zaman, bunu anlatmam ve bu konuda anlaşmamız çok önemliydi. Düşünceyle duygu yan yana geldiği zaman bunun adına tutum deniyor. Tutumla düşüncenin farkı temelde aynı şey. Sadece tutum çok daha güçlü, çok daha kalıcı. Yani gelecekte bizi etkilemeye devam ediyor. Düşünceler de uçup gidiyor. Günde yüzlerce düşünce aklımızdan gelip geçiyor ama bir tutum devam edebiliyor. Mesela bir yemeği sevip sevmemek o yemek hakkındaki tutumunuz demek. Çünkü zamanında kaydetmişsiniz. Onunla ilgili güzel bir anınız olmuştur muhakkak. Aksi de geçerli tabii. Bir şeyi sevmemek de bir tutum. Davranışa gelince de o da tutumun dışa yansıması. İstiyorsanız bunun gözümüzle görmediğimiz bir bağı olduğunu düşünün. O yüzden de herkes şunun peşinde. İnsanların davranışına bakıp arkasındaki tutumu tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu aynı zamanda çok tehlikeli. Çünkü beden dili okumak yanlış okumaya çok müsait. Çok açık bir konu. Çünkü insanlar çok güzel oyun oynayabiliyor. Bir şeyi mış gibi yapabiliyor. Öyle icap ediyorsa, menfaati öyle icap ediyorsa o şekilde davranıyor ama inanmadan. Şimdi gelelim, terminoloji bu. Bundan başka bir şeye ihtiyacımız yok bir eğitimin planlamasında. Şimdi gelelim zurnanın o acayip sesi çıkarttığı deliğe, o zart sesinin çıktığı deliğe. Buradaki bizim amacımız şu, bir insana herhangi bir davranışı anlattığımız zaman onu zorlamak mümkün. Bu kısa yol,
Bunun tartışması yok. Fakat asıl zahmetli olan, asıl güç olan onun arkasındaki tutumu değiştirmek. Kişisel gelişim eğitimlerinin, ki çok sevmem, hemen hemen bütünü genel anlamda bunu yapmaya çalışıyor. İnsanların belli alandaki tutumlarını değiştirmeye çalışıyor. Call center'da hayat öyle değil. Çünkü çok net bazı davranışlar bekleniyor. Uçak mühendisliği gibi. Tam tamına şu söz söylenecek, şu söylenmeyecek, şu kadar saniyede söylenecek. O zaman davranış çok ön plana geçiyor. O davranışa insanları nasıl inandıracağımız, onun arkasından nasıl tutumunu oluşturacağımız, o tutumla o davranışı nasıl destekleyeceğimiz işte işin püf noktası bu. Şimdi adım adım gidelim. Şayet bir insanın tutumunu kendi kendine değiştirmesini beklersek çok bekleriz. Çünkü bu hayatın doğal akışı demek. Aynı zamanda deneyim demek. Yani bir insan mutlaka başına bir şey geliyor ve o yaşadığı olaydan dolayı zaman içinde tutumlarımız devamlı bir şekilde değişiyor. Ama bu o kadar zamana yayılan bir şey ki bunu bekleyecek halimiz yok. O zaman ikinci şey aklıma geliyor. Acaba belli bir davranışa zorlayamaz mıyız? Cevap evet. İnanmadan yapar. O kadar berbat olur ki, o kadar tatsız olur ki, mesela bir ikna, gene bir call center'daki bir eğitimde iknadan bahsediyorduk. Şöyle bir şey yaptık, canlı olsun diye. Kayıtlardan bölümler seçtik. Kaybedilmiş müşterilerin yeniden kazanılması ile ilgili 10 kişilik bir bölümdü. Kayıtlar seçtik ve çok başarılı ve çok başarısız birkaç tane konuşmayı analiz ettik. Karşılıklı tartıştık, konuştuk. Aynı cümleyi söyleyen iki tane insandı. Ne fark etti biliyor musunuz? İnanmayan berbat okuyordu. Hakikaten makine gibi okuyordu. Elinden geldiği kadar hızlı ve sonuç almaya yönelik yapıyordu bu işi. Bununla oynayan, keyif alan, yaptığı işe çok inananın sesi daha başkaydı. Konuşma aynı ama ses tonu değişikti. İşte onun için inandırmamız çok önemli. Tutum çok önemli. Davranış kadar önemli. Demek ki bir tane daha şıkkı eledik. Zorlamayla bu iş olmuyor. Bunu böyle yapacaksın demek çok kolay. Yaptırtmak da kolay. İnsanlar geçim derdinde sonunda yap diyorsun yapıyor. Ama kalite çok belli oluyor. O zaman geldik gene en önemli final noktama. Bizim o insanların kendini inandırması için yaptığı şeyi yani kendi davranışını kendine inandırması için bizim onun önce bir iç neden bulması lazım. Yani bizim ona sunduğumuz hatta zorladığımız neden işlemiyor çünkü. O iç nedeni de bizim ne kadar iyi bulabilirsek, ne kadar onun isteyebileceği, sevebileceği bir iç nedeni, içsel bir nedeni ona söyleyebilirsek o eğitim o kadar başarılı olmuş demektir. Şimdi birkaç tane size hayattan içsel örnek anlatayım. Zamanında ben motorcuydum. 10 yıla yakın. Büyük bir motorum oldu. Bir 650'likti. Bir eğitim aldım. Eğitimin adı neydi biliyor musunuz? Düşme eğitimiydi. Düşme eğitiminde eğitmen bir tam gündü. Bu iş için bazı motosikletler hazırlanmıştı. Yan kısımları böyle demirli. Yani bütün günümüz düşmekle geçti. Ciddi ciddi. Eğitmen iki tane şey yaptı. Önce bize düşmenin yönergesini anlattı. Şunu 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 yapacaksınız diye. Biz galiba bir 7-8 kişiydik. Öyle dinledik. Çok etkili değildi açıkçası. Ne yapacağımızı lafla söyledi çünkü. Arkasından da bize yaklaşık
bir 10 dakikalık slideshow yaptı. Asfalt yanığı diye bir şey var motosiklet düşmelerinde. Asfaltın üstünde sürtünme şeklinde bir uzun mesafe kayınca bir insan elbise diye bir şey kalmıyor. O yüzden de vücudumuzun birkaç noktası çok etkileniyor o sürtünmeden dolayı. Onun tekniğini az önce söylemişti. Güzel dinlememiştik. O asfalt yanığının slaytlarına baktıktan sonra dinleyişimiz değişti. Bilmiyorum, herkesin iç dünyasında farklı olmuştur bu belki ama iki tane şeyi yan yana getirmiş oldu. Bizim tutum değiştirmemiz için, düşmeyi çok önemsememiz için bize bir iç neden sundu. Bir de nasıl yapacağımızı teknik bakımdan anlattı. Bir tane daha söyleyeyim. Bu KBB'ciler kulak rumboğaz, onun kısaltılmışı. KBB'cilerin bir tane aleti var. Ucu ışıklı ve boğazın iç kısımlarına bakabilmek için, gözün görmediği kısımlarına bakabilmek için bir diş hekimi bu aleti kullanıyor. Bir gün, bu da benim, bizzat başıma gelmese bile gözümün önünde olan bir şeydi. Bir gün kontrol amaçlı bir hastasına baktıktan sonra, kontrolünü yaptıktan sonra ona şöyle söyledi. Dişlerinin arkası da senin. Onları fırçalamayı unutma dedi. Orada oturan kişi böyle boş boş baktı. Konuşmadı. Bakalım o zaman. Hadi gösterelim. Şimdi ekrana bak dedi. Ve başladı. Ön kısımlar, dip kısımlarını ışıklı bir şekilde ve tamamen dibinden göstermeye başladı. Dip kısımlarda o kadar büyük bir değişiklik var ki dişin önü çok iyi, arka kısmı neredeyse dokunulmamış gibi. Böylece karşıdakine tamamen duygu yönünden, yani onun tutumunu etkileyecek bir iç neden sunmuş oldu. Ne onu zorladı, ne hayatın akışına bıraktı ondan sonraki diş fırçalamasını. Yani aslında ayaküstü, yani o koltuktayken geçen 3 dakika içinde şahane bir diş fırçalama eğitimi vermiş oldu. Sadece dişin arka kısmını göstermekle. Bir tane daha aklıma geldi. Bir eski meslektaşım. Çok çok milattan önceki zamanlarda ben de avukattım. Bir eski meslektaşı mobbing davalarını almaya başladı. Mahkemelerde mobbing davaları bugün Türkiye'de hala tam yerleşmedi. Mobbingle ilgili çok özel bir hükmümüz yok. Yani bir kanunu yok. Derleme yapılıyor bu iş. Azıcık ondan, azıcık ondan savunmaya çalışıyorlar. En büyük derdi de ispat meselesi. Nasıl yapıyorsun Allah aşkına dedim avukat arkadaşımla. Yani sen bunu mahkemede nasıl ispat ediyorsun mobbingin varlığını dedim. Anlattığı yöntem şu. Önce bir yönerge hazırlamış. Kaçırmayın. Çünkü bu aynı zamanda benim bugün size yapın diye önerdiğim şey. O yönergenin içinde nasıl delil toplanacağını adım adım yazmış. İşte e-mail'in printout'un çıktısını alacaksın, bilmem ne edeceksin, şuna dikkat edeceksin, şu deyime bakacaksın. Ama hepsi çok net bir şekilde mobbing davası açmayı düşünen kişinin yapacağı işler listesi gibi bir şey. Yapılacak işler listesi yapmış yani. Ve arkasından da ona bunu anlattıktan sonra mevcut olan elinin altındaki davalarda tek tek hangi davada delil yetmediği için kazanamadı, hangisinde kazandı, vakalı bir şekilde, yani somut bir şekilde ona bir çeşit ders anlatıyorum dedi. Mobbing dersi anlatıyormuş yani. Mobbingin ne olduğundan başlıyormuş ve arkasından da onda şu duygunun uyanmasına yol açıyor. Ben hazırlığımı tam yapmazsam şayet bu davayı kazanamam. O yüzden de bize çok temel,
finalim, büyük finalim. Kalan 7-8 dakikamı da bakalım şansıma sepetten ne çıkacak, benden bir şey isteyecek misiniz? Onlardan iki tane, bütün bu anlattıklarımdan iki tane çok önemli sonuç çıkıyor. Bir tanesi, insanlarda gerçekten inana inana, yani tutumunu da gerçekleştirmek, ortaya çıkartmak şartıyla bir davranış elde etmek istiyorsak şayet, yani call center eğitimlerini etkili yapmak istiyorsak şayet, iki tane şeyi yan yana getirmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi çok net bir yönerge. Diş nasıl fırçalanır? Deminki örneğimde, veyahut motosikletten nasıl düşeceksiniz, yahut mobbing delillerini nasıl toplayacaksınız? Bunların her bir tanesi bir yönergeydi işte. Nasıl yapılacağını anlatan bir yönergeydi. Yanına da çok önemli bir şey eklememiz lazım. O insanın aklına yatacak, ondaki tutum değişikliğine yol açabilecek bir iç neden. Bir tanesinde korkutmaydı. Asfalt yanığını göstermek hakikaten korkutmaydı. Bir tanesinde diş de öyle. Mobbing açıkçası o insanın çok önemli bir isteğine, hayaline, hatta kızgınlığına, hatta intikamına hitap ediyordu. Ona çünkü baştan şu duyguyu aşılıyordu. Sen bu delilleri toplamazsan ben bu davayı kazanamam diyordu. O yüzden de o kişide daha baştan bunun duygusunun ortaya çıkmasına yol açıyordu. Bizim de her defasında, ben mesela bir şey anlatırken hep kendi kendime, özellikle iknaya yönelik ve bir davranış elde etmeye yönelik bir şey anlatıyorsam şayet, hep şunu düşünmeye çalışırım. Karşımdaki insan bunu niye yapsın ki? Ne sebep olabilir ki bunu yapmasına? Yani o iç nedeni bulmaya çalışıyorum işte. İşte bütün bu sebeplerden dolayı da çağrı merkezlerindeki, call center'lardaki eğitim daha farklı. Başka bir şey yani. Çok etkili, çok net, çok zamana bağlı değil. Çok iyi planlanmışsa şayet, uzunluğu da hiç önemli değil. Evet, şimdilik benim diyeceğim bu kadar. Begüm Hanım, nasıl vaziyet? Gayet güzel. Çok güzel anlattınız gerçekten. Ben de böyle arada hakikaten çok teşekkür ediyorum bana söz hakkı tanıdığınız için. Çünkü böyle bir arada hakikaten girmek istedim. Böyle bir iki şey sormak istedim. Hadi. Evet, böylece bir fırsat doğmuş oldu. Öncelikle çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bugünkü katılımınız çok kıymetli. Şimdi bir sürü şeyden bahsettiniz ama sonunda çok güzel toparladınız. Yani bu düşünce, tutum ve davranışın birbirleriyle olan bağlantısı. Ve özellikle çağrı merkezlerine bu konuyu işlediğimiz zaman bazı davranışların mecbur olduğunu söylediniz. Yani orada hani çok esnek bir durum çoğunlukla olamıyor. Çünkü söylenmesi gereken cümleler bile belki aslında eğitimlerde veriliyor müşteri temsilcilerine. Şimdi burada aslında sizin bahsettiğiniz, ben doğru anladıysam, bu dişçi örneğiyle, işte motosiklet bu düşme eğitimiyle ilgili verdiğiniz örnekle aslında bir negatif görselle bir pozitif motivasyon yaratma gibi, ben öyle algıladım. Dolayısıyla da hani o işte yanıkların görüntüsü aslında sizi pozitif motive ediyor duruma karşı. Yani o işte doğru düşmeliyim hissini uyandırıyor sizde, ya da o dişi fırçalamalıyım hissini uyandırıyor sizde. Şimdi burada empati yapmak da çok önemli anladığım kadarıyla. Çünkü dediniz ki karşıdaki insana ne söylemeliyim? Hani benden ne duymalı? Çünkü şimdi bir müşteri temsilcisi de o kulaklığı çıkardığı anda aslında bir müşteri aynı zamanda. Dolayısıyla da o empati kurma yeteneğine sahip olmalı çoğunlukla. Burada yönetici ve temsilci ilişkisi de herhalde çok önemli. Çünkü onları motive edecek olan kişi, onları inandıracak olan kişi belki de aslında onların yöneticileri.
Dolayısıyla da burada yöneticilere ne gibi şeyler söylemek lazım? Yani o çalışanı doğru motive etmek için önce onu inandıracak ki o müşteriyi inandırsın çünkü. Dolayısıyla da burada ne gibi şeyler yapmak lazım? Hani belki biraz onlarla ilgili bilgi verirseniz. Önce sizin çok iyi hissetmenizi ve motive olmanızı sağlayacak bir şey söyleyeyim. Dediklerimi acayip iyi anlamışsınız. Ay, teşekkür ederim. Şöyle bir tavsiyede bulunayım. O script bazen çok yanlış. Bir yönetici onu masa başında yazıyorsa bu her zaman isabetli olmayabiliyor. Bazen çok uzun olabiliyor. Milisaniyeler bile çok önemli onun okunuşunda. O yüzden de tavsiyem şu. O çocuklar, o insanlar bunu okuduğu zaman ne yaşadıklarını azıcık takip etsin, ne olur. Yanlarına gidip dinlesin, daha sonra kayıtlardan baksın. Esnetmemiz lazım bizim onu. Deneme yanılmayla bir sonuca ulaşmamız lazım. Bu script olmadı, bunun üstünde değişiklik yapmamız lazım diye. Hatta bir adım daha ötesine gideyim. O agent'ın, müşteri temsilcisinin geri bildirimini alması lazım. Zorluk çektin mi? Sıkıntı çektin mi? Ne yapalım bu cümlenin üstünde? Daha ne değişiklik yapalım diye. O yüzden de bu işte mesela o insanda söylediği şeye çok inanmasını sağlayacak bir yöntem. Evet. Tavsiyem buydu. Şimdi müşteri deneyimi yaşanıyor aslında. Şimdi bu özellikle kayıtlar alındığı için konuşmalar esnasında hem güvenlik açısından hem de belki sonradan bildiğiniz gibi geri bildirim alabilmek açısından kayıtları tutuyorlar call center'larda. Dolayısıyla da aslında belki onları yöneticilerin dinlemesi çoğunlukla çok önemli. Çünkü... Değil mi? Yani şimdi temsilcinin söylediği bir cümleye yaptığı vurguya, hani sizin de aslında biraz önce bahsettiğiniz oradaki vurgu, ikna ederken karşıdakine vurgu kurduğu cümle, belki kibarlığı ya da hassasiyeti, karşıdaki insanın aslında ses tonundan, yani aradığı zaman karşıdaki müşterinin ses tonundan biraz onun belki de karakter analizini az çok yapabiliyor olması lazım müşteri temsilcisinin ki onun duygularına nasıl hitap edebileceği, o cümleleri ona nasıl iletebileceği belki bu açıdan önemli olabilir. Burada müşteri temsilcisine biraz aslında ne gibi şeyler söylemek lazım? O iknayı yapabilmek için, şimdi dedik ki evet inanması lazım ama karşıdakini ikna edebilmek dediğiniz gibi çok önemli. Peki, orada da şöyle bir tavsiyem olacak. %100 bir katılımcının, yani bir eğitim alan bir kişinin, yani müşteri temsilcisinin neyi benimseyip zihninden ne geçeceği ve neye inanacağını %100 bulmamız mümkün değil. Evet. Sonunda o da bir nevi göle maya çalmak olacak. Ona çok yakın bir şey bulacağız belki. Ama ne olursa olsun her şey onun kafasının içinde bitecek gene. Onun kendi inanması lazım. Evet. Bu dediğim şeyin teknik adı farkındalık. Şu da mesela her şey negatif korkutma üstüne duygu değil. Bazen de ödüllendirme üstüne yahut da o kişinin kendi farkındalığıyla, kendi isteğiyle, kendi geçim derdiyle, kendi koyduğu hiç kimseyle asla paylaşmayacağı meslek planıyla. Ya ben şurada 2 sene çalışayım ama bu işi hakkıyla yapayım, ondan sonra da başka bir şey yapayım gibi bir planla inandırması lazım. O kendi kendine halledeceği bir şey. Onu hiçbir eğitmen yapamaz. Madem sordunuz, o da ona düşen iş işte. Aynen. Peki çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz, gene bahsetmek istediğiniz bir şey varsa dilerseniz zevkle onları da dinleyelim. Yoksa teşekkür edeceğim size. Yok. Tamamız. Zamanlamamız da tamı tamına yetti. Evet, aynen. Ve de bitti.
Bu kadar. Peki. Sayın Ayılmaz çok teşekkür ederiz. Bizleri onurlandırdığınız katılımınızla ve kıymetli bilgilerinizle eminim çok faydalı olacaktır. Biraz önce bahsettiğimiz hem yöneticiler için hem de müşteri temsilcileri için sonraki eğitimlerinde çok faydalı olacak bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz tekrar katıldığınız için. Hadi hoşça kalın. Çok mersi. Görüşmek üzere. Sağ olun.